Herkese merhaba arkadaşlar. Kerem Yaskan'la hoş geldiniz. BES 2019'da analizimize devam ediyoruz. Sezonu bitirmiştik. Şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi kupasını aldık. Türkiye kupasını aldık. Çok güzel, dolu dolu bir sezon geçirdik. Çok güzel transferlerimiz oldu. Transfer sezonu da açılmış durumda. Şu anda zaten güzel transferlerimiz oldu derken arkadaşlar, videolarımı tabii takip edenler görüyordur. Sizler eğer incelerseniz, kanalımı takip ederseniz de geçen sezonun videolarına ulaşabilirsiniz kanalımdan. Evet. Transfer görüşmeleri sonuçsuz kalmış. Sonuçlandıramadık. Bakalım. Yeni transferler var mı? Görüşmeler kısmı. Gelişmiş arama yapalım. Gübre kalsın. Pizarro gelmiş. Henry Sarate. Forlan gelmiş. Vay. Forlan gelmiş. Bir zamanlar iyi bir oyuncuydu. Robinho. Ama ne Robinho? Çeşiyörü. Evet. Bağımsız oyuncularda elemanlar yok. Ver. 89. Bunu da geçelim. Şöyle yapalım, yaş olarak yeni çıkanlar varsa 18'e işaretleyelim. Bu çok oyuncu var. Ayoy bile bunların içinde. Ama gerçi biz genel derecelendirme, evet genel derecelendirme yaptık. Ayo ile Batum, Buffon hep bunlar zaten almışız. Bakalım. Leonardo Silva. Genelde bizde oyuncular zaten daha çok bu sezon satmaya baksak daha iyi aslında, oyuncu satarak kazanç elde etmemiz lazım. Şu genç oyunculardan aslında Onyekuru'ya teklif gelmiş. Planlı görüşmeler kısmına girelim bakalım. Burada 81'e çıkmış. Genç arkadaştı galiba bu. Bakalım. Evet, 23 yaşında. Yeniden görüşme yap diyelim bakalım. Şöyle 20.000'i bir zorlayalım ilk baş. Onyekuru çünkü oynatamayacağım. Hakan Çalhanoğlu girmiş. Hakan Çalhanoğlu, bir isteyen arkadaşımız vardı Hakan'ı. Sola çık demiş ama Hakan'ı oynatırız. Bakalım. 18 milyon 19 fazla bir fark yok. Oyuncu maaşından biraz kısalım.
Serbest kalmayı. Şöyle 4,5'lara kadar çekelim. Şöyle bir teklif yollayalım bakalım Hakan'a. Belki Hakan'ı almış olabiliriz. Sonrasında alabileceğimiz Kiteryan falan varmış ama Kiteryan'a gerek yok. Genç takımda Caballeros, Sırma, Nene gelmiş. Valbuena, Young, Tevez. Bu hangi Tevez acaba ya? Resim yok değil mi bunlarda? Şu anda alamıyoruz. Oyuncu satmamız lazım. 40 tane oyuncu falan var diyor A takımda. Hadi bakalım ya. İsteyen yok mu oyuncularımızı? Bakalım. Gareth Bale'a teklif var. Bale'a niye bu kadar düşük teklif var ya? Bu adamın zaten pazar değeri yüksek. 27'ye bir daha çekelim bakalım. Onyekuru'ya vermişler. Zorlayalım. Hutchinson. Bakalım. Ne kadar zorlayabiliyoruz açısını. Öyleyse %82'de kalsın. Şartları kabul edelim, gönderelim abiciğim bana. Biraz oyuncu satalım ya. Hakan için de teklif kabul olmuş. Hakan'ı alamıyoruz çünkü oyuncu satmamız lazım. İleri alalım bakalım neler olacak. Bayağı bir teklif gelmiş. Şimdi bunları değerlendirelim. Suarez'e teklif gelmiş. Suarez şöyle yapacağım. Buraya çekeceğim. Bakalım verecekler mi? Onyekuru'ya kabul etmişler. Onyekuru'yu yolluyorum arkadaşlar. Onyekuru gelişebilecek bir oyuncu ama abi bir sürü transferimiz var zaten. Şeyimiz var. Oyuncumuz var. Cinsin için oyuncuları da elimizden çıkartalım. Çok az yiyorlar ya. Bu kadar da olmaz ama yani. Şimdi yine 204'ü bir zorlayalım. Biraz çingenelik yapalım değil mi? Hakan'ı alıyoruz. Hakan takıma katılsın abi. Bir arkadaşımızın isteğini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şöyle ileri alalım. Hakan Çalhanoğlu takıma katıldı. Ne bu? Menajerlik kar favori oyuncum. Onu seçmiştik zaten Schneider'e. Schneider ya. Schneider'imiz önemli.
3 oyuncumuza teklif gelmiş. Hemen bakalım. Bale için 45 vermişler abiciğim. Güzel. 45'i biraz zorluyorsak Gareth Bale'ı satabiliriz. Şöyle 50 bin lira bence iyidir yani, Gareth Bale satılabilir. Bunu da 5 milyon vermişler. Genç takımdan çıkarmıştık. 6 milyonu verirlerse hemen verelim. Şöyle burayı da biraz zorlayalım. Yetenek avcısında ne var? Dembele girmiş ama Dembele'yi... Oho! Umtiti! Alabiliyor muyuz onu? 27 yaşında stoper. Hemen alalım o zaman. Kaç para istiyorlar buna? 23 milyon istiyorlar. 3 yıl. Serbest kalma ücretini düşürelim biraz. Evet. Bu fiyata iyidir bence. Alınır. Stoperimiz güzel olur. Umtiti iyi yani. Top kazanması yüksek. Şu aşağıdaki yere bakmadık. Geç. Geç milli takım abicim. Pogba'ya bir teklif yapalım bakalım. Pogba'yı alabilecek miyiz? Neler olmuş? Bugün kazan. Umtiti güncelleme var. Gareth Bale'de sonuçlandırılamamıştı. Ne güzel satıyorduk onu ya. Garcia da olmadı. Davası hiçbir olmamış. Titi'yi kadromuza katalım. Daha Pogba Mogba alamayız biz. Oyuncu satmamız lazım anca. Şu Gareth Bale'i satabilseydik güzel olacaktı aslında. Plan abi bakalım. Maiko'nun yerine Umtiti nerede? Evet, burada Hakan da burada. Lobato yerine ya Bill ya Werner oynar orada. Nerede Werner? Burada. Schneider gel. Gerçi şöyle performanslarına bakalım. Ayovi nerede? Ayovi de 79'a kadar gelmiş. Güzel. Kadro candır bence. Bu maçları oynatacağım arkadaşlar. Maç attı diyelim. 1-0 yenmişiz. Güzel. Takım alıştı diyor. Vay Umtiti. Geç ya, milli takımda işimiz yok bizim.
planına gene bir bakalım. Neymar buradaymış. Neymar, Cavani, Verratti, Mbappe. Bunların kadrosu da zayıflamış bayağı. Titi neye düştü? Suarez'in yerine hemen Lewandowski'yi çakalım. Onu da çaktık mı? Hadi bakalım diyelim. Paris'te berabere kaldık. Güzel. Son maç. Türkiye Süper Kupası'na yaklaşıyoruz. Teklifler gelmiş. Bunlardan kabul edelim, gönderelim abiciğim. Allah, şartları kabul et diyelim. Bunu da kabul edelim. Kiralık yolluyoruz ama olsun. Gitsinler oynasınlar oralarda. Evet, şimdi son maç. Bu maçta bir galibiyet. Öbür taraftan tabii ki bir mağlubiyet bekliyoruz. Kimdi? Paris Saint-Germain'in mağlubiyetini bekliyoruz. Titi gelsin. Yunus nerede? O da performansı düşük ama olsun. Hakan Çalhanoğlu nasıl oynuyor hiç bilmiyorum arkadaşlar. Onunla fazla oynamamıştım. Yenmişiz ama Paris'te yendi. O bir lider oldu tabii. İkinci olduk maalesef. Bayer Leverkusen'le Süper Kupa finali. Schneider takım liderimiz. Roma'dan Gareth Bale'a bir teklif. Gareth Bale de bayağı popüler yani ha. Bakalım kaç para vermişler. 26 milyon vermişler. Ya 45'e satmadık şunu ya. Satmadık, pişman oldum yani. Teklif vermişken direkt değerlendirecektik aslında. Evet, bir sonraki maç Süper Kupa maçı. Bunu bir sonraki videoda oynayacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.